Modern çağın bize getirdiği en büyük kötülüklerden biri de aslında kadında biyolojik saatin ilerliyor olması. Özellikle kariyer sebebiyle kadınların aile kurma ve doğum yapma yani aile planlamasını düşünürken çocuk sahibi olmayı daha ileri yaşlara atması sosyal bir gereklilik. Ama maalesef her zaman böyle kolay olmuyor. Çünkü doğa bizim biraz zararımıza işliyor. Kadında bunun belirli bir süresi var. Ve maalesef daha kötüsü de özellikle son zamanlarda bu etraftan besinlerden aldığımız toksinler olabilir, sigara olabilir. Sebebi tam olarak anlaşılamamış olsa da çok daha erken yumurtalık yaşlanmasına rastlayabiliyoruz. Yani 25 yaşında, 30 yaşında bir kadının çok çabuk yumurtalıklarında bozulma, yumurtalık yaşlanması tespit edip daha erken menopoza girdiğini görebiliyoruz. Menopoz yaşı daha erkene, daha geriye çekilebiliyor. Dolayısıyla yaşa güvenerek gebeliği daha ileri yaşlara erteleyen bir kadında sıkıntı yaşayabiliyoruz. Burada tedaviler bizim çok imdadımıza yetişiyor. Nedir bu? Öncelikle çok basit kanda yapılan bir testle ve ultrasonla kaç yaşında olursak olalım yumurtalıklarımız ne durumda? Böyle bir risk var mı? Ortalama menopoz yaşımız ne olacak? Bunu anlayabiliyoruz. Bunun sonrasında da gönderdiğimiz çok basit bir kan tahliliyle, bunu antimilaryen hormon diyoruz, yumurtalıklarımız ne durumda? Ortalama menopoz yaşımız kaç olabilir? Bu konu hakkında fikir sahibi olabiliyoruz. Peki bu bize ne sağlıyor? Diyelim ki evliyiz ama daha 5-10 yıl çocuk düşünmüyoruz. Burada eğer bir sıkıntı varsa biraz daha erken davranmamız gerektiği yönünde aileye danışmanlık verebiliyoruz. Ya da bunun için evli olmaya gerek yok. Herhangi bir genç kızımızda da muhakkak en azından muayene ile yumurtalıkların durumunu görmek istiyoruz. Çünkü çok ileri yaşlara attıysa eğer ve evli de değilse en azından gençken yumurtaları dondurarak dondurma işlemiyle ileride sağlıklı gebelik elde edilmesini sağlayabiliyoruz. Ne oluyor? Yumurta dondurma işlemi yapıyoruz. Bu kızımız gebelik kararı verdiğinde veya evlendiğinde tüp bebek yöntemi bu. Dondurmuş olduğumuz yumurtaları çözüyoruz ve gebe kalmasını sağlıyoruz. Çünkü yaşlanan yumurta rahim değil. Dolayısıyla yumurtalıkları yaşla birlikte hem sayı hem kalite olarak azalmadan tespit edip dondurmamız sosyal yaşam açısından bizim için çok belirleyici. Yani sonuç olarak yumurtalık yaşını ve ortalama doğurganlık dönemini basit testlerle anlayabiliyor ve bunun önlemini alabiliyoruz.